Alpara ekranlarına hoş geldiniz. Analiz programıyla karşınızdayız. Her salı saatler 17'yi gösterince stratejist Cüneyt Paksoy ile birlikte hem makroekonomik analiz hem grafiklerde teknik analiz yapıyoruz ve tabii ki gündemdeki ve haftanın önemli ekonomi başlıklarını konuşuyoruz. Öncelikle stratejist Cüneyt Paksoy'a hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Bir analize daha. Selamlar Han. Evet, bir analize daha. Dolu dolu bir program olacak. Hatta biraz daha fazla yurt içini konuşacağımız bir analiz programı olacak diye. Biz hep analiz programında önce küreseli analiz ediyoruz. Ondan sonra yurt içine geçiyoruz. Bugün de yine aynısını yapacağız ama yurt içinde önemli bir günde özellikle bugüne baktığımızda. Biraz daha Merkez Bankası'nı konuştuğumuz, belki bununla birlikte Moody's kararını değerlendireceğimiz ve borsayı konuşacağız. Borsada da önemli hareketlilikler var Cüneyt Bey. Onlara da değineceğiz. Biraz toparlandı şu an. Bir toparlandı ve son rakamları yine değerli yönetmenimden rica edeceğiz. Mutlaka son rakamları da vereceğiz. Tabii burada önce küresel cepheyle başlayalım isterim. Yine her zamanki gibi ben şöyle bir şekil olarak bir çerçeve çizmek Lütfen. İstiyorum. Sonra sizin de yorumlarınızı Sen alacağım. Sen güzel çiziyorsun. Biz de içini dolduruyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii çok hareketli. Yani özellikle Amerika cephesi. Biz Trump'a yapılan suikasti konuşuyorduk. Sonrasında Biden çekildi. Biz diyorduk ki Biden gelirse şöyle bir senaryo karşımıza gelecek, Trump gelirse böyle bir senaryo karşımıza gelecek. Şimdi artık Harris'i konuşuyoruz, Kamala Harris. Yani. Tabii Cumhuriyetçiler ve Demokratlar özellikle siyasi açıdan da ekonomik açıdan da daha farklılıkları olan, farklı vaatleri olan ve politikalar açısından da daha farklılık gösterecekler mutlaka. Yine bu senaryoları konuşacağız. Hangisi gelecek? Başkanlık seçimi önemli. Ama bence en önemli konulardan bir tanesi de Powell'ın yaptığı açıklamalardı. Dedi ki %2 enflasyon hedefini beklersek çok uzun süre beklemiş oluruz dedi. Hatta geçtiğimiz hafta analiz programında da Powell'ın konuşmasına yine burada canlı birlikte dinledik, analiz etmeye çalıştık. Bu artık Eylül ayında bir faiz indiriminin ilanıydı. Başlayacak seçimler de var. Küresel piyasalar bunu fiyatlıyor. Avrupa'ya bakıyoruz. Bugün yukarı yönlüydü. Orada da yine siyasi seçimler söz konusu ve bununla birlikte tabii ECB faizi sabit tuttu ama bazı Merkez Bankası başkanları bir faiz indirimi daha gelebilir görüşündeler. Eylül'de. Asya tarafı ise Çin faiz indirimi. Yani. Evet, yani bir haftaya yıl sonra. Bu da önemli bir, çünkü gelişmeydi. Bir yandan gayrimenkul sektöründeki sıkıntıları çözmeye çalışırken bir taraftan da daralmanın etkilerini bertaraf etmeye çalışıyor Çin. Tabii gözü Amerika seçimlerinde. Çünkü Trump gelirse bambaşka bir sayfa açılacak. Gelmezse başka konuları konuşacağız. Her taraf aslında dünya ekonomisinin bütün parametreleri hareketli. Neler söylemek istersiniz? Ben böyle bir çerçeve çizip sözü size bırakmış olayım. Ağzına sağlık diyeyim. Bizim analiz programı içinde global perspektifimizde ya da bakışımızdaki önemli başlıkları bir kez daha belirttin ve ben şunu söyleyeyim, geçen iki programdır seninle analiz programında bir şeyin altını ısrarla çiziyoruz. Yani makro, mikro gelişmeler veya jeopolitik risk başlıkları önemli olmaya devam edecek ama artık global piyasaların gündeminde bir numaralı kriter siyaset. Çok net. Yani ABD seçimleri en önemli tabii bu başlığın maddesi. Avrupa'daki potansiyel seçimler, yani çok sayıda seçim var bu sene sevgili Beyhan. Yani yıl sonuna kadar daha birçok ülkede, İngiltere'de yapıldı bitti, Fransa'daki durum netleşmedi vesaire ama birçok seçimi idrak edecek dünya ve siyaset en önemli gündem maddesi olacak. Amerika'daki seçimler çok ilginç bir hale büründü. Dediğin gibi Biden'ın sağlık problemleri bir güvenlik problemi olarak ilan edildi. Ardından Trump suikaste uğradı. Öne geçti. Fakat hemen akabinde, hani enteresandır, kendisini bir daha göremedik ama Biden bir siyasal suikast mı diyeyim artık ya da bir gereklilik mi diyeyim bilmiyorum. Bir mecburiyet mi diyeyim. Sağlık problemleri zaten başkanlığı yürütmesine mümkün değildi. Hepimiz görüyorduk ama çok acele oldu. Çünkü demokratlar Trump'ı durdurabilmek ve kendileri tekrar yönetimde kalabilmek adına bir aday etrafında toplanmalılardı. Nitekim Kamala Harris ismi öne çıktı. Burada Obama bir dönem bloke etti ama rekor yardım toplandı ve toplanan yardım çok enteresan. Ana isimlere bakalım. George
Soros ismi de öne çıkıyor sevgili Beyhan. Yani piyasa açıkçası yönünü ve oyunu şimdilik Trump tarafında değil de ağırlıklı demokratların devamı ve Kamala Harris tarafında kullanmış gözüküyor. Çünkü Trump'ın hem kendisinin hem başkan yardımcısının yaptığı açıklamalar, Wall Street'e karşı ifadeler biraz sanıyorum piyasaları gerginleştirdi. Trump'ın seçilme ihtimali masada kaldıkça bu gerginlik devam eder ama en de sonunda biliyorsun Powell'ın söylemlerindeki değişiklik gibi Trump da piyasayla uzlaşmak zorunda kalacaktır. Burada en önemli yük Powell'ın. Evet, sözünü çok özür dileyerek bölüyorum. Bugün borsalara baktığımızda da hep sınırlı etkiler. Sınırlı etkiler burada var, şimdi konuşacağız. Dün çok iyi bir dönüş yapmıştı piyasalar. Tam negatiften iyi bir dönüş yaptılar. Bugün biraz daha dediğin gibi sınırlı iyimserlikle devam ediyorlar. Ama en azından bir adil seçim olma ihtimali arttığı için an itibariyle Trump yoksa Biden kalsaydı silip süpürecekti. Beklenti buydu ama en azından şimdi demokratların da bir şansı var. Ve yani gerçekten bence kırılma noktası piyasalar için Trump'ın piyasalara bakışı ve Trump'ın ekibinin piyasalara bakışı. Yani S&P 500 içindeki küresel ölçekli şirketleri uyarması, Amerika'da yatırım yapın, Amerika'yı öncelikleyin demesi, dediğin gibi ticari blokajlar, vergiler vesaire. Ve şu söylemi de çok ilginçti. Powell'a karşı bir bakıma. Zaten hatırlarsın kendisi de son dönemlerinde anlaşamıyordu Powell'la. Bir problemi vardı. Zaten sonra başkanlığı devretti. Faiz indirmeyin. Bunu kendime karşı yapılmış bir indirim, bir olarak, indirim sayarım. Olarak sayarım. Ama ben gelince faizi indireceğim. Evet. Bir de yani ilginç. Şunu da sakın indirmeyin ama ben indireceğim, diyor. Yani siz değil ben indireceğim. Ben indireceğim yaparsam diyor. Ben yapacağım. Tabii şimdi ola ki gelirse Powell'ın yani başkanına kalıp kalmayacağı. Nasıl bir iletişimleri olacak? Ben de orayı merakla bekliyorum. Bir de şunu da ilave etmeden edemeyeceğim. Tabii Amerika'da başkanlık seçimleri nasıl olacak, süreç nasıl evrilecek bunu konuşuyoruz ama çok önemli bir kısım daha var Cüneyt Bey. Analiz programında buna da değinmek istiyorum. Özellikle tabii jeopolitik riskleri hep bir kenara koyuyoruz ama ülkeler arası ticari çekişmelerin en önemli sıkıntıları aslında kendini taşımacılıkta, nakliye, ulaştırma, navlun fiyatlarında gösteriyor ve bunlar küresel enflasyonla uğraşan ülkeler açısından çok önemli bir risk olarak duruyor. Jeopolitik çözülmedi ki, Kızıldeniz çözülmedi. Çözülmedi ve ilerleyen dönemlerde biraz yaptığım okumalara baktığımda navlun fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu dünya ekonomisi, uluslararası ticaret açısından buraya bir analiz programında şart düşerim. Umuyoruz tabii ki olmaz ama orada bir sıkışma olabilir gibi görünüyor. Önemli bir şart çünkü pardon enflasyon nasıl düşecek? Hizmet sektörü diyoruz ama ya da belli sektörü bugün Merkez Bankamızın söyleminde de vardı. Global riskler vesaire enflasyon üzerinde etkili oluyor. İşte bir yandan da Merkez Bankası kendi veri seti içinde senin söylediklerini onaylıyor. Ona gönderme yapıyor diyelim. Onaylıyor daha ziyade. Onun için sevgili Beyhan önümüzdeki dönem Eylül'den itibaren niye Eylül diyoruz bunun için? Çok değişken var ve merkez bankaları mecburen faiz indirmek zorunda kalacak bir bakıma bana göre. İndirecekse FED hakikaten. Çünkü enflasyon hedefine varmadan faiz indirmesi daha sonra kontrolü kaybetme riskini ortada bırakmıyor mu? Niye evet. Bunu konuşmuyoruz? Niye biz hep seninle analiz programı içinde defalarca Paul Volcker dönemine gönderme yapmak zorunda kaldık? Ya enflasyon düşmezse senin dediğin sebeplerle navlun fiyatları sadece bir örneği tabii. Bunun. Yani global ticaret ve döngüsü. Ve dikkat çekiyor uluslararası raporlar. Aynen. Yani çok önemli bir sıkıntı. Normalleşmezse global ticaret döngüsü, ihracat ithalat arasındaki döngü normalleşmezse, tedarik zincirindeki problemler çipi de içine alarak normalleşmezse, bir de üzerine Trump etkisi gelirse nasıl olacak? Trump'ın politikalarına bak, vaatlerine bak, tamamıyla enflasyonist bir süreç. Amerika için ve dünya için.
Yani anti enflasyonist bir süreçten bahsetmiyor Powell. Şu ana kadar özür dilerim Trump. Powell'ın şahinliği onun için çok doğruydu ama Powell da piyasaları düşünmek zorunda. Amerikan seçimlerin belirsizliğine karşı. Bir yandan siyasette de soruldu. Direkt soruldu. Siyasi karar noktasına ne durumdasınız? Biz ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Hani ama şunu da söylemekten gerek durmadı. Powell bir gönderme yaptı. Amerikan başkan adayı Trump'a yapılan suikastı şiddetle kınıyoruz. Bunu onaylamıyoruz. Başsağlığı dilemek yerine geçmiş olsun dilemeyi tercih ettiğimiz bir dönemdeyiz. Mealindeki cümleleri önemliydi. Yani Trump'a da bir nevi gönderme yapmak durumunda kaldı. İki tane başkan adayı var ve Amerika'nın öncelikleri var ve enflasyon gibi bir daha netleşmemiş. Sadece birkaç veriyle rahatlayan bir ortam var. Özetle Avrupa'sı, Asya'sı ama siyaset bir numara olmaya devam edecek. Çünkü Rusya Ukrayna'yı etkileyecek. İsrail'deki maalesef insani dram sürecini etkileyecek ve birçok şeyi etkileyecek ABD seçimleri. O yüzden artık çok önemli bir döneme girdi dünya. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Sonrasında Aralık. Sadece 2024'ün ya da pandemiden bugüne ekonomilerin bir bilançosu olmayacak. 2025 sonrası için de önemli bir gösterge olacak diyelim. Dolar endeksine başlayalım mı? Geçelim. Tamam. Bize de çünkü zaman kalsın bizdeki grafikleri biraz daha detaylı konuşmak adına. Dolar endeksi. Yani bu arada dolar endeksinin anlığını da getirirse sevgili tabii, yönetmenim. Tabii yana değerli yönetmenim. Çünkü bir tamam. Yükseliş gördüm an itibariyle bu önemli. Yani piyasa henüz tam tedirginliğini atmış değil. İki tane aday var. İki tane potansiyel adayın ortaya koyduğu bir senaryo var. İki ayrı senaryo var. Yani demokratlar gelirse ne olur? Yani devam ederse ne olur? Powell. Evet 104,23. Aynen. 0,23. Kararını değiştirecek mi değiştirmeyecek mi o bakacağız ama Trump gelirse ne olur? Yani Powell agresif bir politika içine girmek zorunda kalabilir mi? Onun için dolar endeksinin mevcut seyri içindeki yükselme potansiyeli bizim için hala önemli. Hala alt kanaldayız, güvenli bölgedeyiz. Ama özellikle 104,50 üzerinde yani 13 aylık ortalama üzerinde kaldıkça 108'lere 110'lara gitme potansiyeli yıl sonuna kadar masada kalacağı için ne söyleyeyim ben dolar endeksine bakarım. Trump'ın gelen kamuoyu yoklamalarında %50'nin üzerindeki her getirisi dolar endeksini ne yapar? Destekler. Destekler. Çünkü Trump dolar konusunda çok hassas ve bir şeyin de altını çizelim. Analiz programında daha önce seninle konuştuk ama Suudi Arabistan 50 seneden sonra bir anlaşmadan çekildi. Çekildi, evet. Ya bunu niye konuşmuyoruz? Normal şartlarda demek lazım aslında. Yani onun rövanşını sence Trump yapmayacak mı Suudi Arabistan'la? Şimdi Amerikan seçimleri olduğu için arada kaynadı. Kaynadı. Yani Suudi Arabistan'ın evet. Bu kararı 50 seneden sonra petrodolar dediğimiz sistemin yani doları rezerv para yapan o anlaşmanın tek taraflı Suudi Arabistan tarafından çekilme sürecine evrilmesi Amerika'nın cevabı olacak buna. Amerika'nın verdiği cevap Suudi Arabistan üzerinde nasıl etkili olurdan ziyade dolar üzerinde nasıl etkili oluru anlamak zorunda kalacağımız bir dönem. Mutlaka FED ve ABD siyaseti doların arkasında durur. Sevgili Beyhan. Yani şu yanlış anlaşılmasın. Dolar endeksindeki yükselişlere çok duyarlı bir ABD ekonomisi yok. Aksine güçlü bir dolardan destek alan. Hatta enflasyonu konusunda şu ana kadar belki de enflasyonun 9'lardan 3'e gelirken güçlü ABD ekonomisine rağmen gelirken bu etkinin görülmesindeki en büyük etken neden dolar endeksinin güçlü olması olarak okunmasın? Benim bazı okumalarımda evet. Bu
analiz ortaya çıkıyor. Onun için dolar endeksinin yukarı yönlü potansiyeli tüm dolara karşı hassas ekonomiler için, yükselişine karşı hassas ekonomiler için problem teşkil eder. Onu ne söyleyeyim? Bu grafiğe bakmaya devam edeceğiz analiz programında. Seçime kadar ve seçim sonrasında sevgili Beyhan. Devam edelim. Ons altın. Risk ölçtüğümüz ana grafik, herkesin baktığı ana grafikte an itibariyle bir demlenme var. Yani hedefi gördük. Önemli bir Fibo seviyesine doğru hedef koymuştuk. 2454'ün üzerine çıkıp 2500'lere çok yaklaştık. Oradan tekrar düzeltme. Zaten 2455, 2550, 2570 yani şu kanal sevgili Beyhan, uzun süredir geçerli olan bu kanal kırıldığı an 2800'lere gideceğini bildiği için piyasa şimdilik dinleniyor. Ya riskler artacak ya FED faiz indirim sürecini başlatacak. O zaman altın tekrar yukarı çıkacak ama kısa vadede ons altındaki destekleri bir hatırlatmak istiyorum. 2370, 2350. Bu bölgenin altına gelmek düzeltmeyi biraz hızlandırır. Bazı analiz notlarında aşağı yönlü sert hareketler gelir mi sorgusu gördüm. Ben şunu söyleyeyim. Gelse de alım fırsatı olur. Mevcut mekanikte. Finansın mekaniği bellidir. Haber akışı, fiyat kriterleri, pozisyonlanma. Hepsini topladığımızda altının yönü hala net yukarıdır. Her geri çekilme net alım fırsatıdır. Bu cevabı verelim. Onun için hedefler belli, destekler belli, trend yukarı. Diyelim endeks tarafına bakalım. Niye önemsiyoruz? Çünkü potansiyel bir düzeltme gelir mi korkusu yaşadık korkusu, ya. Evet, evet. Yani evet. Biz yaşadık derken piyasalar tabii yaşıyor. Biz de bunu ifade etmek durumunda kalıyorduk. Neyse ki Kamala Harris, yani demokratların Biden'dan çıkıp Trump'ın karşısına daha güçlü bir aday koyma ihtimali ve seçimi kazanma ihtimali piyasaları biraz yatıştırmış gözüküyor. Şu yanlış anlaşılmasın, Wall Street karşıtı söylemler kullanıyorsa da Trump bir iş adamı. Gün sonunda işin artısına eksisine bakıyor. Ne kazandığına ne kaybettiğine bakan, aslında marjinal gözüken, anomali gösteren ama rasyonel bir lider. Evet, bunu kesinlikle da unutmayalım. Mutlaka piyasalarda onu düşünecektir ama kısa vadede şu bölge altında kalmamamız. Yani 5450-5350 altına gelmememiz ve maksimum 100 günlük ortalama olan 5300'leri, 5250'leri kırmamamız gerekiyor ki 5000'lere doğru, 200 günlüklere doğru, riskli bölgeye doğru geri çekilme yaşayıp bütün borsaların etkilendiği bir ortam başlamasın. Onun için bu tarafta ekstra konsantreyiz. Ama bazı raporlara baktım. Mevcut seviyeleri, 5500 civarındaki seviyeleri onayan global raporlar gördüm sevgili Beyhan. Gelelim DAX'a. Evet, çok DAX baktığımız, önemsediğimiz senle DAX. Neyse ki şu desteğini koruyor. Yani 18.000'lerin altına gelmiyor. Hatta yukarı yönlü dün ve bugün bir hareket içinde. 21-50 günlük ortalamaların altına inmek istemiyor. Neyse ki 21 günlük ortalamada 50 günlük ortalamayı aşağı yönlü şimdilik kırmadı, sinyal vermedi. Bu da önemli. Neden önemli? Bizim için de önemli. Gelişen piyasalara para akımının belirleyicilerinden biri Zeta DAX endeksi. Benim için de o anlamıyla çok kıymetli. Avrupa'daki gelişmelerin fiyatlanması adına da önemli. Bir kez daha hatırlatalım. 18.000-17.500. Bak şu kanal 17.877'ye geldi. 18.000'lere doğru evrildi. 17.500-18.000 stoplu bir DAX endeksi var. Bu ne demek? Bir trading idea veriyor olsak DAX'la ilgili. Long pozisyonda mıyız? 17.500-18.000 stoplu yukarı yönlü 19.000. Devamını da 20.000'lere kadar potansiyel gösteren bir DAX trading ideası ama 18.000 altında 17.500 kırılıyorsa
aman dikkat demeye devam ediyoruz. Globali bu şekilde özetleyelim. Bugünkü grafiklerimiz bunlar. Hı hı. Diğer grafiklerde değişim yoktu. Bu grafiklerdeki etkileşimi de anlatmış olduk. Şimdi içerisi bugün oldukça hareketliydi. Merkez Bankası kararı vardı. Merkez Bankası'nda piyasanın beklentisi doğrultusunda faizler sabit tutuldu. %50 seviyesinde. Fakat metinde önemli maddeler vardı, mesajlar vardı. Dezenflasyon sürecine girildiği için enflasyondaki düşüş eğilimi başladığı için acaba faiz indirimi gelir mi soru işaretleri vardı. Bunun üzerine biraz konuşalım isterim. Çünkü metinde en çok dikkat çeken şeylerden biri de enflasyondaki düşüş trendi kalıcı olana kadar, yani enflasyondaki düşüş trendini bu anlamda sürdüğünü görene kadar ve enflasyondaki düşüş kalıcı olana kadar sıkı duruş devam edilecek. Bu anlamda önemli bir mesaj vardı. Sanki faiz indirimleri konusunda acele edilmeyecek gibi görünülüyor. Net. Ki doğru olan da bence... Hani bugünkü benim, çıkarım bu. Evet, aslında benim naçizane görüşüm böyle olması gerektiği yönünde. Çünkü tamamen her şey kontrol altına alınmadan erken yapılan bir faiz indirimi sıkıntılara neden olabilir ve tam rayına giren o dezenflasyon sürecini sekteye uğratmaması açısından ki metinde özellikle buna vurguyu tespit ettim okuduğum zaman. En önemli taraflarından biri de tabii bundan sonraki süreçte biraz daha likidite ayarlamasına dair belki ilave uygulamalar, araçlar, bunlara dair ek adımlar gelebilir. Bunun da sanki ufak ufak adımları vardı. Yine içeride en önemli konulardan biri geçtiğimiz hafta Moody's'in iki not artışı birden gelmesiydi. Bence bu da önemli bir konu. Seninle iki olasılığımızdan biriydi. Biri gerçekleşti. Sürpriz olmaz diyorduk. Sürpriz olmaz diyorduk, evet. Biz ama tek olabilir ama iki olursa da şaşırmayacağız görüşündeydik. O da geldi. Ama borsayı da konuşalım isterim. Çünkü borsada da bugün biraz daha satıcılı bir seyir vardı. Özellikle bankacılık tarafında satıcılı bir seyir vardı. Bunun da bazı nedenleri var. Oraya da değinmenizi rica bazı edeceğim. Bazı raporlar var. Bazı raporlar var. Onları da konuşalım. Çünkü borsa tarafı da yatırımcı da yayınımızı takip ediyor. Bizi izleyen izleyicilerimiz, borsada yatırım yapanlar. Bunları da konuşalım. Bu arada geçtiğimiz hafta Powell'ın konuşmasına bağlanınca elektriği çok az değindik ve taş toprak endeksine değinememiştik. Bugün biraz orayı geniş tutalım istiyorum Cüneyt Bey. Yani orayı biraz anlatalım. Çünkü bizim grafiklerimiz arasında girmesinin mutlaka bir nedeni vardır. O yüzden onu da soracağım size. Aslında grafikte yaşanan bir haftalık gelişim sebeplerini bize anlatıyor. O bölümde verelim, onu konuşalım. Zaten sevgili beyan, işin temel bölümünü anlattıktan sonra ağırlıklı yaklaşık 9 grafikte Borsa İstanbul ve sektörleri bugün paylaşacağız. Zamanımız da çok kalsın diye globalde bugün erken bitirdik özellikle. Merkez Bankası'na gelince ben açıkçası yani piyasada da birçok görüşe bakıyorum. Genel konsensus oldu artık bu. Zaten Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de bunu görmeye başladık. Ne dersin bilmiyorum ama yani piyasa Merkez Bankası'na ne yapıyor? Yakınsamaya devam ediyor. Hedefleri noktasında da bak bu çok önemli. Yani fiyat yoluyla yaklaştığı gibi hedef yoluyla da yaklaşıyor Merkez Bankası'na. Aradaki makas kapanıyor Merkez Bankası ile piyasa arasındaki. Bu çok önemli ve Merkez Bankası'na olan güveni Merkez Bankası'nın mevcut politikaları ile oluşturduğu kredibilitenin devam ettiğini gösteriyor. Bence çok kıymetli. Ve Merkez Bankası, Hazine Maliye Bakanlığı'nın da eş zamanlı, eş güdümlü adımların da desteği de var tabii ki mutlaka ki. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar da önemli bu noktada. Orta vadeli programa olan destek, orta vadeli program içine yer alan reformların Eylül'den sonra daha hızlı bir şekilde mecliste gündeme gelecek olması. Vergi ilk adımıydı biliyorsun. Birinci vergi paketi. Daha konuşulacak, çok konu olacak. Özetle Türkiye iyi bir programla gidiyor an itibariyle. Bu programın karşılığını görerek gidiyor. Rezervlerini de görerek gidiyor. CDS'de görerek gidiyor. İşte gri listeden çıkarak bunu gösteriyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının eşit noktaya gelmesiyle Moody's iki kademe arttırması da diğer kredi derecelendirme kuruluşlarıyla aynı noktaya geldi ve görünüm pozitif. En önemlisi de Merkez Bankası yorumuna geçmeden önce Merkez Bankası'ndan hemen önce Moody's ne dedi raporunda? Bir rapor yayınladı. Ve dedi ki
yeni not arttırımları Türkiye için potansiyeldir. Yani Merkez Bankası adım atıyor, kararlı duruyor, attığı adımı destekleyecek proaktif yeni adımlar atıyor ve karşılığını da alıyor. Bu süreci böyle okumak lazım. Ve Merkez Bankası'nın bugünkü kararları bunu da pekiştiriyor. Çünkü aynen senin gibi düşünüyorum. Olması gerektiği gibi hedefe kilitlenen, enflasyonla mücadelede kararlı olan, duruşunu kararlı tutan ve asla gevşeme noktasında erken davranmayacak olan bir Merkez Bankası kimliği, profilini ortaya koyuyor. Bu çok kıymetli. Bunun kredibilitesi bize ne getiriyor? Sadece rezerv getirmiyor. Ya da CDS'lerdeki düşüklük tabii ki önemli. Tahvil piyasasına gelebilecek 10 milyar dolar gibi rakamların zikredilmesi, yabancı sermayenin tahvil tarafında konsantre olması vesaire, ama biz borçlanabiliyoruz ve uygun fiyat seviyelerinde borçlanabiliyoruz sevgili Beyhan. Bir roadshow'a çıktığımız zaman ya da bir borçlanmaya ihtiyacımız olan rakamın 3-4 katı talep görüyoruz ve mevcut kredi notumuzun da üzerinde bir borçlanma fiyatlamasıyla gidiyoruz. İşte bunların devamı ve daha da iyi noktaya gelmesi için Merkez Bankası'nın bu duruşu çok kıymetli. Hepimizin de sahip çıkması gerekiyor an itibariyle. Yani biz yorumcuyuz. Yorumlarımızda eksik tarafı da doğru tarafı da rasyonel bir şekilde ortaya koymak durumundayız. Ama baktığım zaman şu an itibariyle ilk başladığı andan bugüne kadar ki Merkez Bankası kararlarının bütünselliği, birbirini tamamlayıcılığı ve sürdürülebilirliği önümüzdeki döneme dair Merkez Bankası'na ciddi bir manevra alanı getirmiş durumda. Bugünkü kararla birlikte bunu da onadı. Ne dedi dediğin gibi? Bakıyorum dedi, enflasyonda hala yukarı yönlü potansiyel gösteren hizmet sektörü, gıda, global hala tam soğumanın aslında istendiği gibi olmadığı ama değildi. Haziran'la birlikte dezenflasyon sürecine geçişin oluşacağını, fakat bunun sahada da tam olarak yansıdığını görene kadar da Merkez Bankası bozulma oluşursa enflasyon beklentisinde veya realitesinde, yani verisinde gereğini yapar dedi. Bu çok önemli. Yani bu duruş şunu getiriyor piyasaya. Merkez Bankası faiz indirirse de haklı gerekçelerle indirir. Beklentisini bugünden şerh olarak koyuyor. Koyuyor. Bak bu güven öyle kolay elde edilecek bir güven değildir. Ve bunun mutlaka karşılığı fiyatlama tarafında alınır. Tahvil tarafında da alınır. Kur tarafında da alınır. Borsa tarafında da elinde sonunda alınır. Bugün belki de gelen satışların o rapora rağmen ya da raporlara rağmen, kısa vadeli raporlara rağmen satışların karşılanma gücünün oluşmasını oluşturan Merkez Bankası profilidir. Net. Yani öyle bir Merkez Bankası kredibilitesi kazandık ki yapısal reformlar için çok ciddi bir manevra alanı kazandık. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli. Bunu koruduğumuz sürece önümüzdeki Eylül'den itibaren global şartlar iyi olmazsa bile buna direnecek bir finansal istikrar yapımız oluşmaya başladı. Çünkü biz hep iyi konuşuyoruz. Ya FED faiz indiremezse ya da indirmesi durumunda dahi global piyasalar farklı sebeplerle farklı reaksiyonlar gösterirse, bambaşka bir jeopolitik risk çıkarsa, bir siyah kuğu oluşursa, Türkiye buna da hazırlıklı olmalı. Yani Merkez Bankası'nın iki tane görevi yok mu? Fiyat istikrarı ve finansal istikrar. Biraz geniş tuttum özellikle senin verdiğin pasa binaen. Biz analiz programında rasyonel olarak bir şeyler ortaya koyarken Merkez Bankası'nın geldiği ve bizi getirdiği noktayı da görmezden gelemeyiz. Bu çok önemli. Ve bunu korumak Hazine Maliye Bakanlığı noktasında yapısal reformlara, tüm bakanlıkların yapısal reform sürecine de destek verir. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine de destek verir. Bu konuda Merkez Bankası kendi adıma açıkçası tebrik ediyorum. Şu ana kadar uygulanan politikaların ve alınan karşılıkların netleşmesi adına. Tabii ki Sayın Mehmet Şimşek ve ekibi, arkasındaki siyasi irade ve hepsi önemli. Ama Merkez Bankası'nın önden gitmesi arka tarafta gelen ve gelecek olan tüm adımlara
rahatlık getiriyor. Onu da belirtelim. Gerekmedikçe Merkez Bankası'nın faiz indirmeyeceği beklentisi yalnız şöyle bir süreci oluşturuyor. Önümüzdeki dönem eğer biz hani Mehmet Şimşek'in bir söylemi vardı. Rezervi arttırmak kadar gelen rezervi yönetmek de önemlidir. Reel efektif kur endeksi açısından yani dolar TL tarafında bir değerlenme sürecinin oluşması bu program gereği ama bu değerlenmenin dozu da önemli. Yıl sonu hedefe o 36 üzerinde yıl sonu 36-38 tarafında bir piyasa konsensü oluşmaya başladı ya. Kurun oraya gitmesi için biraz Merkez Bankası'nın genişlemeci tavırı da ortaya koyması gerekecek bir noktadan sonra mutlaka. Ama onun için henüz erken olduğunu göstermesi şu an kabul şart diyelim. Elimizde çok fiyatlanmayı bekleyen haber akışımız var. Hatta kredi derecelendirme kuruluşlarının Eylül'den sonrası takvimleri her biri bizim için kıymetli hale gelmiştir. Yeni adımlar adına diyelim. Grafiklere de geçelim. Tabii. Şimdi BIST 100'le başlayalım. Burada da önemli konular söz konusu. Bugün satıcılı bir seyri vardı. Konuşacağız bankacılığa gelince ama beklentileri de konuşalım. Hazır Borsa İstanbul'u böyle konuşmuşken dikkat etmesi gereken özellikle yatırımcıların seviyeler var mı? Onları da soralım. O raporu bankacılık endeksine sakladım. Özellikle grafik üzerinde. Borsa İstanbul'da grafiklere geçmeden önce iki grafikte bakacağız bugün Borsa İstanbul'da bir kez daha. Yeterli para girişi gözlemlemiyorum hala. Yani yabancı geldi ama hani böyle gümbür gümbür henüz gelmedi. Herhalde haftaya salı çarşamba Fed'i bekliyorlar muhtemelen yabancı yatırımcı. Gelişen para piyasalarının akımının hızlanması için Fed'in vereceği mesajlar önemli olacak. Temmuz toplantısı. Haftaya çarşamba günü netleşecek. Herhalde çarşambadan sonra global piyasanın netleşmesiyle biraz daha rahat konuşabileceğiz bu konuda. Yerli tarafta da tabii portföy yatırımları, fonların etkileşimi vesaire bazı sektörlerin öne geçmesi önemli ama bankacılık sektörüne gelen kar satışlarının, çünkü belli bir para kazanıldı orada, devam ediyor olması şimdilik önümüzdeki biraz baskılayıcı engel. Hatta bugün Morgan Stanley raporunda Türk Bankası için önemli Türk Bankası için hedef fiyatını revize etmiş aşağı yönlü. Çünkü niye? Daha önceden al tavsiyesi içinde belli hedef target price dediğimiz hedef fiyatlar verilmişti. Onlara ulaşıldı. Şimdi önümüzdeki 1-2 dönem uygulanan politikalar gereği bankacılık sisteminin biraz sıkışacağı ki JP Morgan raporunda da vardı bu. Okumuşsundur sen bir akademisyen olarak. Oradaki seyirde bankacılık sektörü üzerinde biraz baskı oluşturuyor ama neçede bir de iş bankası üzerinde bir durum var. Holding çatısı altında toplanacaktı. Fakat gelen haber akışında bu sürecin biraz hani tam ilerlemediği gibi bir algı. Orada da ek satış getirdi iş bankası hisselerinde. O da endeksi etkiliyor. Yani bankacılık endeksinin biraz baskıladığını görüyoruz ama direnen sektörler var. O sektörleri konuşmak için hemen hızlıca endekse geçelim. Takıldığımız yeri görüyorsun değil mi? Güncel rakamı da değerli yönetmenimden sevgili rica ederim. Sen ne diyorduk? 11.200 üzerinde kalıcı kapanışlar gerekiyor. Ki şu alana geçelim. 13.000'lere doğru. Bu arada 13 Morgan Stanley raporunda yıl sonu için 3.7 13.500'leri mevcut kurla hedef göstermiş. Onu da altını çizelim. Yani onların beklentisi maksimum 13.500'e kadar alan var ama o çok değişir daha. Onu belirteyim. Ama an itibariyle 11.200'ü geçemiyor. 8 günlük altında da yani 11.065 altında da fiyat göstermiyor. Ama eğer 11.200'ü geçemezse aşağı yönlü baskının oluşma ihtimalini unutmayalım. Orada şu 4 ortalama bizi bekliyor olacak. 89'a kadar yani 21, 34, 55 ve 89 günlük 4 tane önemli ortalama bana diyor ki aşağı geri çekilmelerde yani 11.065 altında fiyatlama başladığı an 10.200'de 10.900 bandı içinde maksimum kendini tölere etmeli. Borsa İstanbul yeniden yükselişe dönebilecek kuvveti kazanabilmesi için diyor. 11.200 geçildi. Destek oldu yeni bir alan.
Ama olmadıkça aşağı yönlü baskı ihtimali gözden kaçırmayalım. Hemen diğer grafik bize bunu söylüyor zaten, sistem grafiğimiz. Senle ilk getirdiğimiz anda bana demişsin Cüneyt abi bu önemli. Biz onu geliştirdik grafiği. Dedik bak döngüler var. Bir kare, iki dikdörtgen. Bollinger bandını, ATLB bandı kırdığı andan itibaren yükselişler. Sonra bir yatay piyasa. Yükseliş, yatay piyasa. Şurada yeniden yükseliş. Ve geldiğimiz nokta Bollinger bandla ATR band kesişti. Sırat köprüsüne gidiyoruz. Fiyat eşiklerini hızlıca paylaşayım. Diyor ki 11.346 Bollinger band, 11.296 ATR band. Özetle 11.200 dedik ama 11.350'yi geçip şuraya gitmeli. Şu kanal boyutuna gitmeli. Yani 11.700'e gitmeli endeks rahatlamak için ve aşağı yönlü baskıdan kurtulmak için. Ve bugün itibariyle şu test ettiğimiz şu kanal çok önemli ve 3 önemli ortalama. Burada da endeksin aynen az önce söylediğim gibi 10.957 altında kaldıkça 10.200, 10.800 bandından destek bulması gerektiği. Ama şu problem var. Eğer Bollinger bandı, ATR bandı kırarsa şu iki bölümde yaşadığımız, döngüde yaşadığımız düzeltme ve yatay seyre dönme ihtimali. Hikaye bazlı ya da sektörel bazlı ya da bazı şirketlerin kendine has hareketleri devam eder kabul ama genele yayılma ne olur? Ötelenir, ötelenir sevgili Beyhan. Topyekun değil, belli hisselerin gidebildiği bir alan oluşur. Onun için endeks kendini ispat etme durumunda. Biz her şeyi açtık, Moody's'i de açtık. Geriye ne kaldı? Haftaya FED kaldı galiba. Haftaya FED onu da bir görelim de. Ondan sonra yabancının kararına bağlı olarak buradaki pozisyonlanmalarına bakalım. Devam edelim bankacılık. Bankacılığa bakalım. İşte o JP Morgan, Morgan Stanley raporlarının etkisindeki bankacılık endeksi bugün bir satış yedi. Önemli geri çekilme yaşadı şu an %2. Bir ara %3'ün üzerinde satışlar vardı. Zaman zaman toparlıyor. Ama çok net söyleyeyim. Sevgili Beyhan, 15.200, maksimum 14.800. 50 günlük ortalama. Son dönemde tamamı satışların 34 günlükten geri döndü. 50 günlüğü hiç test etmedi. Yaklaşık 4 aydır Beyhan'cığım. Eğer 4 aydır test etmediği 50 günlüklere geliyorsa aman dikkat. Yani 14.800'lere doğru 15.200 altında hareket başlıyorsa dikkat. Çünkü o zaman aşağı yönlü benim çok önemsediğim 13.700'lere ki bakıyorum 89 günlük ortalama kaç? 13.769. Sen ne diyordu ki 13.700'ü geçmeli? Evet. Bu benim için pivot bölge bankacılık endeksi için. Onun için ama yukarı yönlü dönebilmesi için de şu kanal double kanal çizgisini geçmesi gerekiyor. Orayı da söyleyelim 16.300, 16.600 geçilecek olursa ne olur? Bankacılık endeksi düzeltme biter. Yabancı kapıyı çaldı içeri girdi deriz. Muhtemelen ve yukarı yönlü 18.500'lere kadar alan açılır. Bu da endeksin güç gösterisi olur. Ama konuşmak için erken gözümüz endekste ve seviyelerde olacak. Devam edelim. Direnen bir endeks var. Sınai. Endeks. Evet. Harika gidiyor bu arada yönetmenim. Teşekkür ederim. Canlı bir şekilde veriyor. Evet. Sınai endeksi. Bak direniyor şimdi. Evet. Yüksek faize rağmen evet, Merkez Bankası'nın faiz indirim ile ilgili bir söylemi olmamasına rağmen direniyor. Bu önemli. Ama şu direncin 15.300'ü şu bölgeyi sevgili Beyan geçmesi bu sefer daha bir kez daha Borsa İstanbul'u sınai endeksi önden de yukarı getirebilir. Peki ya yüksek faiz var mevduat getiri olarak hala borsanın iyi bir rakibi ve alternatifi. Hele sınai endeksinin içinde yer alan firmaların krediye ulaşım imkanları, üretim motivasyonları vesaire. Ama iyi yönetilen, borcunu iyi kullanan, ihracat potansiyeli yüksek ya da hikayesi olan sınai şirketlerimiz yok mu sevgili Beyan? Var. Onların fiyat etkisi eğer bizi
yukarı taşır ve 15.300'da geçilecek olursa 17.500'lere kadar bir sınav endeksi potansiyeli ne yapar? Borsa İstanbul destekler ama orada da uyarıcı olalım. 14.800, 14.500 altında kapanış gelmeye başlarsa endeksin de aşağı yönlü gelme ihtimali artabilir. Şimdilik dengeliyor. Bu dengeyi sürdürmesi gerekir. Diyelim holdinge bakalım. Yabancıların gözde... Yabancı, şimdi onu diyecektim. Yabancı yatırımcı açısından önemli. Bu arada kaç dakikamız kaldı? Sen de ona bir bakarsan. Tabii. 11.5-12 dakikamız var. Yaklaşık 5 tane de grafiğimiz güzel, var. Güzel, yavaş yavaş. Yani sindire gitmek adına. Holding'de yani 10 bin üzerinde kalmak kıymetli. Ve en kısa vadede mutlaka 10 günlük yani ortalamadan ve 21 günlük ortalamadan destek bulmak kıymetli. Zaten 21'e bakıyorum 10 binlere gelmiş. 10 günlüğe bakıyorum 10.150'lerde. Oranın üzerinde kaldıkça şu pembeye senin adına evet. Oraya koyduğum koymuş pembeye oldu. Gitme ihtimalimiz. Yani 11.200'lere doğru gitme ihtimalimiz hep masada kalacak. Holdinglerin hikayesinin üzerine fiyatlanmış holdingler de var. İsim vermeyeyim. Ama henüz fiyatlanmamış, fiyatlanma potansiyeli olan holdingler de var. Ve mutlaka ana hisselerde hareket olduğu andan itibaren o hareketlerin gelip holding hisselerine vereceği ek destek potansiyelleri de var. Yani çok önemli holdinglerimiz var. Örneğin Koç, Sabancı gibi, Anadolu Grubu gibi vesaire. Ama bunların kendi başlarının hareketlerinin alt hikayesinde grup şirketlerinin ekstrem hareketlerin de önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Onun için stopumuz neresi? Çok net söyleyeyim. 9.700-10.000 kırılmadıkça yön yukarı, orası kırılırsa dikkat. Dikkat. Kısa vadeli dikkat ama trend bitmiyor. Trend destekleri çok aşağıda. Endeks içinde örneğin Borsa İstanbul'da 9.000-9.500 kırılmadan endeks trendi bitmiyor. Biz neredeyiz? Trend desteği nerede? Bu ama şu demek değil, yatay piyasaya girmez demek değil. Onun için takip ediyoruz hepsini. Devam edelim. Gelelim. Metalana. Güzel bir hareket yaptı. Çokça konuşuluyor. Yani ismini vereceğim. Ereğli çokça tartışılıyordu. Biz seninle burada hatırlarsın. Potansiyeli var. Bu fabrikanın bir kurulum maliyeti var. Önümüzdeki dönemde 120 haftalık ortalamasına gelmiş dolar bazlı bir Ereğli. Ki o zaman 40'lı seviyelerde tepki vermesi kuvvetle muhtemel dediğimiz günlerden bugünlere geldik. Mehmet Ali ana endeksini biz seninle burada konuşmaya başladık hatırlarsın. Evet. Niye Metal Ana Endeksi Cüneyt abi dediğin sorgunun 15 binlerden başlattığı hareketi 20 binlere yaklaştırdığını görüyoruz. Yön yukarı kısa vadeli Metal Ana'da. Tabii içinde birçok firma var sadece Ereğli yok. Ama kısa vadede çok net söyleyeyim 18.500-19.000 kırılmadığı sürece yön yukarı. Çünkü o zaman 17.500'lere gelir zaman kaybettirir. Ama yukarı gitmek için şu önemli FIBO seviyesini hedef olarak geldiği 19.600'ler görüldü ya, oraların üzerinde kalmak demek bir sonraki FIBO hedefine bizi götürecek. Yani 20.700-21.000'lere kadar alan oluşacak. Metal Ana al pozisyonda ama stopuna dikkat. Devam edelim. Elektrik. Geçen hafta birkaç cümleyle süremiz kalmadı. Çünkü bugün biraz zamanı yaklaşıyor demiştik. Çünkü sezon yaz, elektrik tüketimi artıyor. Artı Trump ihtimali biraz sürdürülebilir enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturdu. Trump biraz o tarafa mesafeli ama bizim için öyle değil. Türkiye'nin daha önceden sektör içinde primlenmiş Borsa İstanbul için çok hissesi vardı. Artık onların da yavaş yavaş hazırlandığı temel ve teknik olarak bir yapı görüyorum. Ama bu yapının devamı için şu 200 günlük ortalamanın çalışması gerekiyor. Yani. Hala oradayız. Yani 200 günlük ortalamadan kastım 540'ların altında bir elektrik endeksi görmememiz gerekiyor. Ve yukarıda hareketin başlaması için 560-565'lerin geçirip şu beyaz blokaja doğru gitmemiz gerekiyor. 600-630'lara. Gittiğimiz an önümüz çok açık olacak. 700'ler, 800'lere kadar alan olacak ama 540 çalışmazsa da stopumuz neresi? 500'ler. Çünkü daha önce 1, 2,
defa çalışmış, 377 günlük üstsel ortalama oralarda. Onu da unutmayalım. Devam edelim. Şimdi taş toprak endeksi. Geçen hafta da neden diye soracaktım. Soramadım, süre yetersizliğinden dolayı bakamadık. Son 6 dakikam falan. O yüzden rahat rahat konuşabiliriz. Bir tane daha endeksim var tabii, onu da unutmadan. Eyvallah. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz seninle paylaşamadık geçen hafta ama o günden bu yana yaklaşık 6-7 işlem gününde hareketin ivmelendiğini ve önemli bir eşiği de yukarı yönünü kırdığını görüyoruz. Neden taş toprağa konuşma ihtiyacı hissettim? Çünkü bazı sektörlerin sevgili Beyhan, dönemsel getirilerin artma ihtimallerinin oluştuğu süreçler vardır. Taş toprak dediğimiz zaman içinde çimento başta olmak üzere önemli şirketlerimizi içeren bir endeks olduğu için ve önümüzdeki dönem Eylül'den itibaren Türkiye'nin depreme hazır hale gelmesi için çıkarılan yasanın daha aktif uygulanacağı bir döneme doğru evrileceği için, hatta bakanlık değişimleri, yeni açıklamalar, reform süreci içinde, hatta ekonominin o çarklarının dengede kalması adına hem İstanbul başta olmak üzere tüm metropollerin depreme hazırlanırken o inşaatın kaldıraç etkisini de kullanma gayreti ve hükümetin bu konuda kararlı olması artık bu sektörün tekrar konuşulmaya başlanması gerektiğini bize söylüyordu. Ve biz geçen hafta bunu hazırlamıştık, konuşamamıştık. Ve o günden bugüne zaten bir hareketlilik başlamış. Diyor ki grafik, 13 bin, 12.500 kırılmadığı sürece yönümüz yukarı. Ve yönümüz 15 bin, 16.250, 17.500 gibi hedefler içeriyor. Bu ne demek? Alt sektörün altında bulunan şirketlerin hikayesine göre artık biraz daha önde tutulması gereken bir süreç. Bazıları önden koşmaya başladı. Şimdilik koşmayan ama fiyat hedefleri yukarı yönlü olan şirketler de var. Bilançolara bir bakalım. Enflasyon muhasebesinden bir geçirsin araştırma bölümündeki sevgili arkadaşlarım. Ama bu endekse ekstra konsantre olmakta fayda var birkaç ay. Dikkat çekmiş olalım. Hatta bir sene boyunca. Evet, dikkat çekmiş olalım. Bir sene boyunca taş toprak endeksi takip edilmeli diyoruz o zaman. Aynen öyle. Devam edelim. Bir grafiğimiz daha var. Vaktimiz var mı? Tabii, tabii ki gayrimenkul yatırım ortaklığı GMYO endeks. Şimdi bu da önemli çünkü son bir kararname çıktı biliyorsun. Önemli bir yasayla beraber gayrimenkul yatırım ortaklığında hem değerleme üzerinden hem de yeni oluşumlar, yeni gayrimenkul yatırım ortakları kurma üzerinden bazı değişimler yaşandı. Ve inşaat sektörü şu an faizler yüksek. Fiyat endeksi, talep yetersizliği vesaire ama yıl sonuna doğru potansiyel bir Merkez Bankası manevra alanı oluşursa ne olur borsada sevgili Beyhan? Beklentiler önden alınır, gerçekleri satmak adına. İşte onun için bu sektörün de yavaş yavaş öne çıktı. Çünkü çarpanlarına baktığımız zaman TL bazlı çok ucuz olan veya değerlemelerine baktığımız zaman pahalı olan da var. Ama çok ucuz olan ve iyi yönetilen, kira geliri olan, gelirini döngüsel olarak belli bir temel güçlü zemine oturtmuş şirketler de var. Biz burada şirket analizi yapmıyoruz, sektör olarak veriyoruz ama benim için önemli sektörlerden biri. Güzel de bir hareket yapmış ve önemli bir seviyeye de gelmiş. Daha önce tüm zamanlarda gördüğü rekor seviyelere ulaşmış endeks. Yani 3250'ler önemli bir eşik ama burası kırılıp yukarı yönü devam edersek benim için şu mavi çizgi bir referans değer olacak. Şu an 3680'lerde oraya kadar bir kere yıl sonuna kadar bir alanı olacak. Bu da endeksin içindeki şirketlere dikkat demek. Şu bölgeyi de ben konsolidasyon ve alım fırsatı olarak nitelendiririm. Yani en aşağıda 200 günlük ortalamamız 2800'lerde 2800-3200 bandı. Hem konsolidasyon hem alım fırsatıdır. Tüm bu anlattığım hikayenin stopu da 2800, max 2500'dür. Orası kırılıyorsa o zaman her şeyi yeniden konuşmak zorunda kalacağım. Onun dışında bu sektörü de içindeki hisseleri de takip etmekte fayda var. Grafik
öyle diyor. Şimdi tabii tüm grafiklerimizi bitirmiş olduk. Böylelikle bu hafta yetiştirdik. Son birkaç dakikam kaldı. Bunları evet bayağı verimli kullandık. Tabii analizlerimizi yaptık. Önemli noktalara siz destek ve direnç seviyeleri nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirttiniz. Ama bunlara ilave olarak özellikle tabii borsanın seyrine dair en çok izleyicilerimiz bunu merak ediyorlar. Neler söylemek istersiniz? Var mı son olarak ilave etmek istediğiniz buradan sevgili izleyicilerimize? Behan, zahmetsiz rahmet olmuyor. Yani biraz çalışma zamanı şimdi. Bilançoları, hikayeleri, temel analiz notlarını ve şirketlerle ilgili kap notlarını önüne alıp teknik analizle harmanlayıp doğru şirket ve sektörleri bulup ona göre yatırımları yeniden revize etme zamanı. Ki önümüzdeki dönem bazı bölümler olacak, defansif olmak gerekecek. Bazı bölümler olacak, ofansif olmak gerekecek. İşte o süreçleri de iyi belirlemek için iyi bir çalışma gerekiyor. Biz bireysel olarak buna hazırsak yapalım. Değilsek biraz işi profesyonellere devredeceğimiz bir dönem, zorlu bir dönem çünkü. Orada da önemli fonlar var. Önemli getiri veren, vaat eden, geçmişinde de bu getiriyi ispatlayan fon akışı içinde bunu görebilirsiniz. Tefas içerisinde bu bilgiler var. Fonlara yönelmek de mümkün ama borsa mutlaka bana göre 100 birimlik portföyün içinde yer almalı. Hatta 30 birimle yer almalı. Mevduata nasıl yer veriyorsak 30-40, altına nasıl yer veriyorsak, Eurobond'a nasıl yer veriyorsak borsanın da yeri var ama dediğim çalışmaları yapmak kaydı yapmak şartı kaydı. Stratejist Cüneyt Baksoy'a teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ve analiz programını burada noktalıyoruz. Her salı saatler 17'yi gösterince Cüneyt Baksoy'la karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.